Arkadaşlar, bugünkü dersimizde eğer komutunu göstereceğim. Bunun için de basit bir örnek yapacağım. Etap olarak şunu yapacağız. Önce eğer komutunu kullanacağım. Önümüzdeki derste eğer komutunu iç içe eğer olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi en basitinden başlayalım. Eğer nasıl kullandım, ne işe yarar? Bunun için de bir örnek yapalım. Örneğin vizeden alınan notlar, finalden alınan notlar, bunun ortalamasını bulan ve geçti kaldı diye bize bildiren bir program yapalım. Burada şart da şu olsun, örneğin finalden minimum 50 alacak. Ortalaması da minimum 60 olacak. Önce ortalamayı hesaplattıralım. Bakın şöyle yapıyorum. Eşittir dedim. Vizenin %40'ı çarpı 0.4 artı finalin %60'ı çarpı 0.6 deyip burada bir ortalama hesaplattıralım. Şimdi gelelim buraya. Buradaki durumda eşittir yazıyorum. Eşittir yazdıktan sonra eğer dedim. Parantezi açtım. Bakın eğerden sonra parantez açıyorum. Şimdi şart ne? Finalin minimum 50 olması, ortalamanın da minimum 60 olması. Yani iki şartın da geçerli olması lazım. O yüzden V kullanmam lazım. V diyorum. Bu V'nin kullanışını geçen ders göstermiştim. V'den sonra parantez açıyorum. Şunu yazıyorum. Ortalama büyükse 60'tan V demek için noktalı virgül koyuyorum. Ve final büyük olacak 50'den. Parantezi kapattım. Şimdi artık V bitti. Eğer'e tekrar geri dönüyorum. Noktalı virgül koydum araya. Eğer bu şart doğruysa, bakın, birincisi mantıksal sınamayı gösterir bize. Şuradaki V'nin olduğu kısım. Noktalı virgülden sonra eğer doğruysa ne yapacağını söyleriz. Eğer doğruysa tırnak içinde geçti yazalım. Tırnağı kapattım. Tekrar noktalı virgül koyduğumda bunun amacı şudur. Eğer yanlışsa bu sistem ne yapsın? Kaldı yazsın. Ve bakın baştaki eğerin parantezini de kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Şu anda duruma ne yazdı? Kaldı yazdı. Peki vizeyi 70 yapayım. Bakın ortalama kaç oldu? 60 oldu. Vizeyi 80 yapalım. Vizeyi 90 yapalım. Bakın ortalama kaç oldu? 63. Normalde şu şartı sağlıyor fakat finalin minimum 50 olması şartını sağlamadığı için kaldı gözüküyor. Finale 55 yazalım. Bakın şu anda geçti şartı oluşmuş durumda. Onun dışında burada bir ufak bir hata yaptık şarta göre. Minimum 60 dediğimize göre eşitliği de sağlamamız lazım. Büyük eşittir. Buna da büyük eşittir diyorum. Yani finalden 50 alırsa bu öğrenci ortalaması da 66 olduğu için geçebiliyor. Şimdi vizesine bakalım. 50 diyelim. Vize final 50. Ama ortalaması 50 olduğu için, ortalama minimum şartını sağlamadığı için 60 oluyor. Şimdi bir tane daha formül yazalım. Bunda da ya da şartı olsun. Şunu diyelim. Ya da 3 puanından bir tanesi, diyelim buradaki 3 puanından bir tanesi 60'tan yüksek ise geçsin. 3 puanından bir tanesi 60'tan yüksek ise geçmesini sağlayalım. Bunun için de eşittir yazdım. Eğer yazıyorum. Parantezi açtım. Ya da diyorum. Bir parantez daha açıyorum. Şu anda ilk şartın ya da'nın parantezindeyim. Diyorum ki bu büyük eşittir 60 ise noktalı virgül ya da bu büyük eşittir 60 ise ya da bu değer büyük eşittir 60 ise parantezi kapattım. Şimdi artık eğer bu şart doğruysa kısmına geliyorum. Noktalı virgül geçti yazsın. Tırnak içinde tekrar noktalı virgül tırnak içinde kaldı yazsın. Parantezi kapatıyorum ve enter'a basıyorum. Şu anda kaldı diyor. Örneğin vizesi 60 olsun. Bakın şu anda
finale 50 olmasına rağmen, ortalaması 54 olmasına rağmen notlarından bir tanesi 60'ın üstünde olduğu için geçti yazmış oldu. Bunun şartı da neydi? 3 nottan biri 60 üzeri olsun. Bakın iki denklem arasındaki farka bakın. Bir tanesinde V bağlacı var. Bir tanesinde ise ya da bağlacı var. Peki bundan daha basiti yok mu? Bundan daha basitini de şurada başka bir örnekle gösterelim. Örneğin buraya 60 puan verelim. Diyelim ki tek bir sınav olsun. Eğer bu eğri burada yazmak yerine şuradan da kullanabilirsiniz. Bakın fx kısmına giriyorum. Burada eğer yazıyorum ve eğer'e giriyorum. Eğer'e girdikten sonra böyle bir arayüz çıkıyor. Bu arayüzde birinciyi diyorum ki bu büyük eşittir 60 ise eğer doğruysa geçti yazsın. Kaldıysa kaldı yazsın diyorum. Bu basit bir eğer oldu. Şu şekilde yazılışına da bakabilirsiniz. Eğer A 6 büyük eşittir 60 ise noktalı virgül. Doğruysa geçti. Değilse kaldı yazsın diyorum. Ve burada geçti yazıyor. Ben buna 40 yazdığım zaman da burada kaldı ifadesini göstermiş oluyorum. Şimdi bir tane daha örnek yapayım. Yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfada da diyelim ki çarpım tablosu öğrenen evinizde birisi var. Çocuğunuz var, kardeşiniz var. Çarpım tablosu yapıp kendini test etmesini istiyorsunuz. Şuraya da sorular yazılacak. Örneğin 6 çarpı 5 olacak. Buraya diyorum ki shift eşittir bu çarpı bu. Değer kaç? 30. Birazdan bu değeri gizleyeceğim. Bu sütuna değeri girmesini isteyeceğiz. Burasına da doğru veya yanlış girecek. Bura girilecek nokta. Buraya geliyorum. Eğer parantez içinde bu eşit ise buna noktalı virgül koyuyorum. Bu ne demek? Eğer doğruysa tırnak içinde doğru bildin. Tırnağı kapattık. Noktalı virgül yanlış ise tekrar dene yazsın diyorum. Yalnız bunu da tırnak içine koymamız gerekiyor. Parantezi de kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın ne yazdı? Tekrar dene. Çünkü burada değer yok. Şayet buraya 30 değerini yazar ise doğru bildin diyecek. Fakat burada şöyle bir durum var. C zaten gözüküyor. Bunun gözükmemesi için de daha önceki derslerde gösterdiğim şunu yazabilir, yapabiliriz. Burayı gizle diyebiliriz. Bu sütunu gizledim bakın. Bu sütunu gizledikten sonra örneğin buraya soru soruyorum. 7 çarpı 8. Diyelim ki cevabı 50 yazdı. Ne diyecek? Tekrar dene yazacak. Ama 56 yazdığım zaman doğru bildin diyecek. Bunun gibi siz de kendinize bir sınav sorusu ayarlayıp kendinizi test etmek amaçlı bulduğunuz sonucu buraya yazarak diğer sütunda gizleyerek doğru bilip bilmediğinizi kendinizi test etmek için, kendinizi sınav yapmak için de kullanabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.